Irak'ın başkenti Bağdat güne kanlı saldırılarla başladı. İki ayrı bombalı eylemde en az 15 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Bir intihar eylemcisi kentteki Şii mahallelerinden birindeki güvenlik kontrol noktasını hedef aldı. Sabah saat 7.30 civarında genç bir intihar bombacısı burada kendisini patlattı. Çok kişinin işine, okula gittiği bir vakitte hem de. ...2003 yılından beri uygulanan gece sokağa çıkma yasağı ise cumartesi akşamından itibaren kaldırılmıştı. Özellikle şehir merkezindeki birçok alışveriş merkezinin son 10 yılda alışılandan çok daha geç vakte kadar açık olduğu gözlendi. Iraklılar ve özellikle biz Iraklı motorcular olarak sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını kutlamak için geldik. Umuyoruz ki Bağdat eski müreffeh günlerine döner ve Iraklı gençler daha önce olduğu gibi akşam da spor yapabilirler. İçişleri Bakanlığı son bombalı saldırıların sokağa çıkma yasağı ile bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.